Postal 2, birçok ülkede daha çıkmadan yasaklanmış, politik eleştiri, kara mizah ve şiddetin dibine vuran bir oyun. Peki nasıl oluyor da piyasaya henüz çıkmadan yasaklanan ve medyadan bu kadar çok fanlar alan bir oyun milyonlarca satabiliyor? 1. Bu yasaklanma davaları ve eleştiriler kulağa ne kadar kötü gelse de, aslında oyunun reklamını oyundan daha iyi yaptı ve oyuncularda merak uyandırdı. Vaktinde YouTuberlar da oyunun ekmeğini yedi tabii. Şu anda olduğu gibi. 2. Bu oyun eğlenceli. Zaten kullanıcı yorumlarına bakarsak, oyuncuların oyunda pek bir derdi olmadığını anlayabiliriz. Oyunun çoğu ülkede yasaklanmasının sebebi ise şiddet. Başka sebepler de var tabii. Birinci oyun için bunu kabul edebiliriz. Orada şiddet bir seçenek değil, bir görevdi. Fakat ikinci oyunda, bu videomuzun da konusunu ve fikrini içeren şiddetin zorunlu olmayışı size de bir şeyler çağrıştırıyor mu? Postal 1'de karakterimizin bir iblis tarafından kontrol edildiğine dair teoriler bulunmakta. Ve biz de bu teorilerin üstünden ilerleyeceğiz. Özet geçmek gerekirse, karakterimiz Postal Dude, ilk oyunda insanların hasta olduğunu ve onları ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyordu. Oyunun yükleme ekranlarındaki görseller ve oyun içi dosyalarda onun bir şeytan tarafından yönetildiği düşüncesini desteklemekte. İlk oyunda karakterimizin iki adet ses dosyası var. Biri bizim bildiğimiz sesi olan Rick Hunter'ın sesi, diğeri ise hasar aldığında çıkarttığı can çekişme sesleri. Bu sesleri ise Vince Desi, yani oyunu yapan şirketin CEO'su seslendirmekte. Rick Hunter'ın sesi ise şeytan diye geçmekte. Bunu aklınızda tutun. Fakat bu Redux versiyonunda kaldırıldı ve tüm sesler Rick Hunter'ın sesleriyle değiştirildi. Oyunun sonunda ise karakterimiz akıl hastanesine kapatılmakta. İkinci oyunda ise Postal Dude, Paradise adlı bir kasabada karısının verdiği görevleri yapıyor. Bu herifin bu kadar büyük bir katliam işledikten sonra serbest bırakılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Nasıl oldu da özgürlüğüne kavuştu? İşte burada teorimiz devreye giriyor. Gelelim teorimize. Postal Dude'u bir şey... şeytanı yönettiğini söylemiştik. Ve bu şeytan kontrolü henüz elden bırakmadı. Aslında Postal Dude ilk oyundan sonraki her şeyi kafasında yaşamakta. Kafasının içindeki şeytan ile bir savaş vermekte. Bu yüzden ikinci oyunda kimseye zarar vermeden oyunu bitirebiliyorsunuz. Her şeyin Postal Dude'un hayal dünyasında yaşanması ise süt almaya gitmek gibi basit günlük işleri yaparken başına absürt derecede olanaksız şeyler gelmesiyle açıklanabilir. Üstelik oyunda alışveriş merkezinin dışındaki bu çitlerin üzerinden atlayıp haritanın dışına çıkmaya çalışırsanız yolunuz gökten düşen bir konteyner tarafından kesilecek. Acaba dışarı çıkmamızı şeytan mı engelledi? Belki de Postal Dude'un buradan kurtulması, kontrolü eline alması demektir. Postal Brain Damage'li oyununda tam olarak anlattıklarım yaşanmakta. Postal Dude uyanamadığı bir rüyaya dalıyor. Ve buradan çıkmanın tek yolu ise şeytani Postal Dude'u alt etmek. Videonun başlarında Postal Dude'un sesiyle ilgili dediklerimi hatırlıyor musunuz? Bu oyunda da aynısı geçerli. Şeytani Postal Dude'u serinin başından beri duyduğumuz Rick Hunter, iyi olanı ise Cory Cruz seslendirmekte. Ve aralarında geçen bir diyalogda şeytan onu asla yenemeyeceğini, her defasında geri döneceğini ve bu konuşmayı daha önce çok kez yaptıklarını söylüyor. Bu da benim teorimi destekler nitelikte. Ama unutmayın, bunlar yalnızca teori. Her şeyin başında Postal, Amerika'daki katliamlara tepki olarak çıkmış bir oyun ve kendini bir hikayenin etrafında şekillendirmiyor. Bu teoriler, biz oyuncular tarafından kurgulanan hikayeler. Evet, eğlenceliler ama gerçeği de unutmam. Ha 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 ha